otursun. ...2010 yılında babam için almıştım aracı. Sonrasında 2014 yılında babamı kaybedince belli bir dönem muhafaza ettim, sakladım. Sonrasında 2022 Aralık ayında bir restorasyon sürecine girmeye karar verdim. Aracı baştan aşağı restorasyon yapmak istedim. Başladık bu şekilde restorasyona. Aracı komple kasnak haline kadar indirdik. Sonrasında yine eski üretim orijinal parçalarla toplamaya çalıştık. Tabii meşakkatli süreçlerden geçtik. Burada hem emek harcadık, hem para harcadık, hem zaman harcadık. Yani gerçekten iyi bir şey ortaya çıkardığımızı düşünüyorum açıkçası. Ustalarımız sağ olsunlar, hatır rica bizi kırmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bu zaman zarfında bize yardımcı oldular sağ olsunlar. Tabii onlar için de zor bir süreçti. Benim için de zor bir süreçti. Ama dediğim gibi yaklaşık %95-%96 civarında aracı fabrikasyon ayarlarına kadar getirdik. Önceliğimiz şuydu. Tabii şimdi parçaları bulmak şöyle, aslında parça bulmak kolay fakat eski üretim orijinal parçaları bulmak maalesef zor ve hatır işine dayanıyor. Ustalarımız, sevdiğimiz insanlar bir şekilde aracı oldular. Bu şekilde tedarik ettik ve aracı bu hale getirdik. Şimdi aracın bir sosyal medya hesabı var ve arkadaşlar çok dikkatliler. Yani en ufak ayrıntısına kadar inceliyorlar. Bazen eleştiriler de geliyor. Hani TOFAŞ dediğimiz zaman insanların aklında ikiye bölünme gibi bazı şeyler canlanıyor ve bunu da yorumlarda bazen belirtiyorlar. Ama dediğim gibi aracın hatırası olduğu için ve baba yadigarı olduğu için benim için çok bir sorun teşkil etmiyor açıkçası bu tarz yorumlar. Ama tabii onları da dikkate alıyorum. Şimdi şöyle, aslında bir yarım milyon gibi bir parayı gözden çıkarmaları gerekiyor. İşin para kısmını bir kenara koyarsak emek ve zaman en önemli kavram. Sosyal medya hesabından da arkadaşlar soruyorlar sürekli, ne yapabiliriz, biz de yapmak istiyoruz, nasıl toplayabiliriz. Ama dediğim gibi para bu işin üçüncü kısmında. İlk olarak emek, ikinci olarak zaman, üçüncü olarak da işin maddiyat kısmı var. Açık konuşmak gerekirse bu şekilde bir araç toplamak için şu anda yarım milyonu gözden çıkarmaları gerekiyor. Ya yine sosyal medyadan ve çevremden aracı almak isteyenler var. Sürekli soruyorlar satılık mı değil mi diye. 14 yıldır saklıyorum ben aracı. Bundan sonra da satmaya niyetim yok açıkçası. Babadan bize kaldı. Benden de artık çocuklarıma kalır diye düşünüyorum. Koltuklar, kumaş, artık biliyorsunuz bu aracın parçaları, birçok parçası artık üretilmiyor, tedarik edilemiyor, tedarik sorunu var. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı bulduk Ankara'dan, yine bu işte uğraşan. Orijinal parça kumaşlarla birlikte koltukları neredeyse sıfır ayarına kadar getirdik, orijinal ayarına kadar getirdik. Torpidomuz, tofaşlarda torpido çatlaması meşhurdur. Onu da Isparta'dan tedarik ettik. Onun haricinde yine far, stop, sinyal, özellikle TOFAŞ yazılı olmasına dikkat ettik ki sosyal medyadan arkadaşlar zaten en çok dikkat ettikleri noktalardan birisi orijinal parça ve eski üretim. olup olmadığıydı. Yani bir şekilde işin içinden çıktık diyebiliriz yani. Mutluluk verici açıkçası. Eksik bir noktamız var. Yani çocuklarımla birlikte çıktığım zaman, trafikte dolaştığım zaman, tabii bu da babamın eksikliği tabii. Gönül isterdi onun da bu aracı, kendi aracını görmesi, sürmesi ama maalesef bazı şeyler istediğimiz gibi olmuyor. Yok, şu anda kapalı garajda muhafaza ediyorum ki restorasyondan çıkalı yaklaşık bir 8 ay kadar bir zaman zarfı oldu. Kapalı garajda muhafaza ediyorum. Hafta sonları boş kaldığım zamanlarda babamın sevdiği şarkıları dinleyerek onun geçtiği yollardan geçiyorum. Sonrasında tekrar kapalı garaja bırakıyorum. Günlük hayatıma devam ediyorum. Araç 98 model, 1998 üretim. Biz aldığımızda 2010 yılında 89.000 kilometredeydi. Şu anda da 134.000 kilometrede.